Arkadaşlar bugün yapı kapışmaları oynuyoruz ve yanımda Tarık var. Merhaba, ben varım. Şimdi bu düğmeye basacağız ve yapacağımız yapıyı belirleyeceğiz arkadaşlar. Hadi basalım bakalım. Hop. Ne yazıyor? Araba. Bugün araba yapacağız ve en iyi arabayı yapan arkadaşlar yapı kapışmasını kazanacak. En iyi arabayı ben yapacağım. Hayır Tarık, ben yapacağım. Hadi o zaman yarışma başlasın. Başlasın bakalım. Şöyle arkadaşlar oyun modumuzu 1'e geçirelim. Tamamdır, şu an yaratıcı modundayım. Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın çünkü ben hile yapacağım. Hem Tarık'ı trolleyeceğim hem de hile yapacağım arkadaşlar. Sakın yazmayın yorumlarda. Tamamdır, arabam çok güzel oldu. Oğlum var ya, benim arabam seninkinden daha iyi. Tarık boş boş konuşma oğlum ya. Şöyle egzoz çıkışı da ekleyelim arkadaşlar. Tamamdır. Burası arabamın arkası, burası da önü. Arabanın içini bile yaptım. Arabanın içine koltuk koydum. Şimdi trolle başlıyorum arkadaşlar. Şöyle TNT koyalım bir tane. Buraya da bir tane TNT koyalım. İlk bunu yakıyoruz, sonra bunu yakıyoruz arkadaşlar. Şimdi Tarık'ın arabasını patlatacağım, izleyin. Ha? Hayır, araba patlamış. Olamaz. Feridun, sen mi yaptın? Hayır Tarık, ben senin arabanı ne yapayım kardeşim? Ben kendi arabamla uğraşıyorum zaten. Oğlum arabamın tavanı patladı. Allah Allah Tarık, belki bir gaz kaçağı falan vardır. Bir kontrol et. Ne gaz kaçağı olacak? Neyse ki tamir ettim. O kadar kötü bir hasar olmadı. İyi bari Tarık, tamir ettiysen süper. Tamamdır, benim yapım bitti. O Tarık bitirmiş. Hemen ben de bitirmem lazım. Ben daha henüz başlamadım bile. Acaba senin araban nasıl oldu, çok merak ediyorum. Paraman açılınca görürsün. Şimdi hileli komutu yazıyorum arkadaşlar. Hileli komutumuz Schematic Load 458. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi pasta yazacağız. Pasta yazdığımız zaman arabamız hemen buraya ışınlanacak. Hemen şöyle arkadaşlar yazalım. Pasta yazdık. Şimdi bekliyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bu yarışmayı ben kazandım. Yaptığım arabaya baksanıza. Dünyanın en büyük arabası Ferdit ailesi. Şuna bakın. Ben bu arabayı yaparken çok emek verdim arkadaşlar. Siz öyle bakmayın yani. Baksanıza, bu arabada çok fazla emek var. Yarışmayı bildiniz, ben kazandım. Tarık, paravanları açabiliriz. Açalım mı kardeşim? En iyi araba benim. Açalım Tarık, açalım. Hadi açalım bakalım. Uf, arabam arkadan da efsane gözüküyormuş. Şimdi paravanı kaldırıyorum arkadaşlar. Kesin ben kazandım oğlum. Böyle bir yapıya geçmesinin imkanı yok. En iyi araba benimki. Şöyle seçelim. Komutumuzu yazalım. Tamamdır. Ha? Tarık. Bu ne lan böyle? Tarık. Arabam nasıl? Oğlum ne yaptın sen böyle? Wow. Nasıl yaptın bunu? Biz yetenekli insanlarız Tarık. Senin gibi boş işler müdürü değilim ben. Oğlum iyileşicisin sen. Sen bunu iyileşiz yapamazsın. Yo, bal gibi de yaparım Tarık. Oo, oğlum bu ne? Arkadaşlar araba ne kadar büyük, şuna bakın. Vay be. Bir benim arabama bakın, bir de Feridun'un arabasına. Kesin hile yapmış. Tarık, bu şeyleri ne için koydun ya, hile yapmamam için mi? Hem hile yapmaman için hem de adil bir seçim için. Adil bir seçim derken? Yapılarımızı bitirdiğimiz zaman buradaki jüriler bizi oylayacak. Anladım. Hem hile yapamayacaksın hem de adil bir seçim olacak. Tamam Tarık, tamam, yapmam, korkma, merak etme. Hadi düğmeye bas ve temayı seçelim. Basıyorum Tarık, bastım. Aa, zombi. Korkma lan, korkma, normal zombi. Ay, normal zombiymiş. Şimdi zombi yapacağız herhalde. Evet, konumuz zombi. Hadi o zaman yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, Tarık jüriler koymuş buraya. Eğer ben şimdi hile yaparsam jüriler hile yaptığımı görür ve beni diskalifiye eder. Ne yapacağım ben şimdi? Dur, aslında çok güzel bir fikrim var. Bekle. Bu jüriler sayesinde Feridun hile yapamayacak arkadaşlar. Bakın, Feridun'u izliyorlar sürekli. Bu yüzden bayağı adil bir yarışma olacak arkadaşlar ve kimse hile yapamayacak. Böyle zombinin bacaklarından başladım arkadaşlar. Benim zombim her türlü Feridun'dan iyi olacak. Çünkü Feridun yapı yapmayı bilmiyor. O yüzden hile yapıyor. Şimdi duman bombalarını tam jürilerin oraya doğru göndereceğim arkadaşlar. Jürler ne yaptığımı göremesin diye. Oluyor. Alın bakalım, alın bakalım. Hepinizi zehirleyeceğim. Tamamdır, görünmüyor artık. Şimdi hemen komutumuzu yazalım. Büyük zombi. Hemen yapıştırıyoruz arkadaşlar. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Benim yapım bitti. Bakın, 10 numara oldu. Çok uğraştım canım. Bakmayın siz. İyi misiniz jüriler? Bir anda duman geldi. Oluyordum ayol. Aman Allah korusun, bir şey olmasın sizlere. Siz olmasaydınız biz nasıl kazanalım? Ben bu yapıyı nasıl yaptın hemen? Jüri bey, çok uğraştım. 2 saattir yapıyorum. Herhalde sizin dumandan kafanız bulanmış. Güzel yapmışsın ama. Evet, çok iyi. Teşekkür ederim jüri bey. Çok iyi olduğunu biliyorum zaten. Kesinlikle internetten bulmadım ve kesinlikle kendim yaptım. Bakın arkadaşlar, 10 numara bir zombi heykeli. Şunu kıralım da arkadaşlar belli olmasın.
Tamamdır arkadaşlar, benim zombim efsane oldu. Kesin Feridat'inkinden daha iyidir. Hadi Feridat, paravanı açalım. Tamam Tarık, bana uyar, hadi açalım. Dur ben açıyorum, bekle. Senin ne kadar kötü bir zombi yaptığını göreceğiz şimdi. Yürüler kesin bana oy verir. Şöyle yazalım. Tamam. Ha? Bu ne be? Tarık. Oğlum sen nasıl böyle yapılar yapabiliyorsun? Meslek sırrı kardeşim. Oğlum bu ne? Bir de senin kendi zombine bak. Ay, buna zombi deme. Bin şahit alarsın. Sen hile yapıyorsun oğlum ya. Ne hile yapıyorsun söyle. Ben hile mi yapıyorum jüriler? Hayır, Feridat'te herhangi bir hileye rastlamadık. Ben hile falan görmedim. Ben de görmedim. Ha? Kendi ellerimle yaptım. O zaman oylamaya geçelim. Geçelim. Ben Feridat diyorum. Ben de Feridat diyorum. Ben de Feridat diyorum. Ve 3 tane oyla benim yapım kazanıyor. Vuhuu. Ama nasıl? Uy, şu zombiye bakın. İğrenç. O kadar iğrenç ki patlatmak istiyorum. Senin zombini patlatacağım Tarık. Hanın zombisinin kollarını patlattı. Hadi yiyorsa şimdi kopya çek. Ha? Bunlar da ne böyle? Senin tarafına askeri birlikler koydum. Kopya çektiğini gördükleri zaman saldıracaklar. Tarık bu işi çok ciddiye aldın herhalde. Hem de jüriler artık daha dikkatli. İkiniz de kopya çekmeyeceksiniz. Çekmiyorum ki ben zaten. Tarık da çekmiyor. Feridat'e göz kulak olun. Kopyacı bu. Hayır be, yetenekliyim ben. Şimdi temayı belirle bakalım. Tarık niye bu kadar sinirli bakıyorsun? Sinirliyim çünkü hile yapıyorsun. Tamam Tarık. Bastım. Bakalım ne geldi? Uçak. Evet Tarık, uçak yapacağız. Tamam hadi başlayalım. Başlayalım bakalım. Buna bakın ya, Tarık'ın yaptığı şeye bakın. Ayıptır, günahtır ya. Sakın kopya çekme ve hile yapma. Yoksa sonuçları kötü olur. Tamam abi, sakin olun. Şimdi uçağın gövdesini tamamladım. Uçağımıza kanat da yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane kanat sistemi de yapıyorum. Tamamdır, kanatlarını da yaptım. Of be, Feridat hile yapmayınca ne kadar da güzel oluyor dünya. Düşünsenize, Feridat hile yapamıyor. Çünkü etrafında askerler var. Böyle kanatlarını da yaptım uçağımızın. Tamamdır. Var ya, benim uçağım arkadaşlar, ben kesin kazandım. Efsane ötesi bir uçak yaptım. Ne bakıyorsunuz Tip Tip? Hadi yapsana uçağını. Yapacağım be, Allah Allah, bekleyin mi? Tip Tip bakıyorlar. Şimdi arkadaşlar, Tarık'ın tarafına doğru tünel yapacağım. Ve Tarık'ın uçağını yakacağım, Feridat ailesi. Şu an Tarık'ın uçağının altındayım. Şimdi ateş çakacağım arkadaşlar. Tarık'ın uçağı yünden olduğu için Tarık'ın uçağı alev alacak ve yanacak. Böyle yakalım, tamamdır. Hadi hemen arkadaşlar tüneli kapatalım, Tarık şüphelenmesin. Tamamdır, artık uçağımızı yapmaya başlayabiliriz. Aa, uçağım yanıyor. Olamaz. Hayır, uçağım yandı. Evet, son 3 dakika. Aşırılar, uçağım yandı, lütfen bir şey yapın. Biz bir şey yapamayız, üzgünüz. Evet, adil olmamız lazım. Uçağım gitti. Yapıyorum işte uçağımı, ne bakıyorsunuz? Tamamdır arkadaşlar, uçağımı yaptım. Vay be, istediğim zaman yapabiliyormuşum. Niye kopya çekiyorsam ya da niye hile yapıyorsam? Ha? Paravan açıldı. Tarık, uçağına ne oldu? Uçağım yandı, söndüremedim. Vah vah vah, canım kardeşim benim. Ne kadar büyük bir talihsizlik olmuş. Evet, oylamaya başlıyoruz. Ben gene Feridat diyorum. Feridat diyorum. Feridat diyorum. Ve gene 3 oyla ben kazanıyorum. Bütün şanssızlıklar, bütün talihsizlikler neden beni buluyor? Harbiden Tarık, git bir zemzem suyu iç. Senin üzerinde büyük bir şanssızlık var. Her neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Tarık'ı trollediğimi ve hile yaptığımı sakın yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Sakın ama sakın yazmayın. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola giden çıkan videoya. Lütfen tıklamayı unutmayın. Bugün Tarık'ı çok güzel bir şekilde trolledik arkadaşlar. Efsane bir video oldu. Video like atın. Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.